Sınavda ne yapacağınızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kalma sebeplerini söyleyeyim. Sınav 35 dakika, 5 dakika size motor, bagaj ve arabanın aksamı ile ilgili soru soracaklar. Bunları bilmeniz gerekiyor. 5 tanesini bilemezseniz kalırsınız. dakikada sürüş yapacaksınız. Başlangıç noktasından kalkacaksınız. Bir tane yokuşta dur kalk, bir tane paralel park, bir tane L park. Sonra aracınızı 25 metre düz bir şekilde geri götüreceksiniz. Sonra U dönüşü yapıp hızınızı 30'a çıkarıp ani fren yaptıktan sonra tekrar aracı başladığınız noktaya getireceksiniz. Tabii ki kurallar çerçevesinde kendi şeridinizi takip edeceksiniz. Öndeki araçlarla takip mesafenizi koruyacaksınız ve gerekli yerde sinyallerinizi vereceksiniz. Eğer kendiniz başladınız, kendiniz bitirdiyseniz büyük bir ihtimalle geçtiniz demektir. Ama yarı yolda sizi indirdiler. Ben öne, siz arkaya geçtiyseniz bu kesin kaldınız demektir. Hata yaptığınız yerde indirirler, turu tamamlatmazlar. 30 dakika boyunca emniyet kemeri takmamak, ikinci stop da indirirler. Şerit takip edememek, öndeki araçla takip mesafesini korumamak, trafiği tehlikeye atacak şekilde çıkış yapmak, kırmızı ışıkta geçmek ve sinyalde kesinlikle afları yok. Tek vermediğiniz sinyalde bırakırlar. Sınavda iki tane komisyon olacak. Biri önde, biri arkada oturacak. Bir de sınav hocanız olacak. Toplamda 4 kişi olacaksınız araçta. Paralel ve L park alanına geldiğiniz zaman biz arkada oturan komisyonla kaldırımda sizin parkınızı izliyoruz. Parkınız bittikten sonra çıkış yapıyorsunuz. Biz araca biniyoruz. Sonrasında L parka geçiyorsunuz. L parkta da aynı şekilde iniyoruz. Arkadan, dışarıdan kontrol yapıyoruz. Önde oturan hiç inmeyecek. Sınavla ilgili de öncesinde size kurstan bilgi verilecek. Şu günü, şu saatte, şu hocayla sınavınız var diye. Size verilen saatten yarım saat öncesinde alana kendi imkanlarınızla gidip başlangıç noktasında hazır bekleyeceksiniz. Bir dakika da geç kalsanız sınava almazlar. Kimliksiz kesinlikle sınava almazlar. Sınav böyle. Hepinize başarılar diliyorum.